Herkese tekrar merhaba. Artık heyecan gerçekten bayağı bir artmaya başladı. Şimdi 38 artı 2 haftalık oldum artık. Ve gerçekten bunları hazırlarken beni böyle bir heyecan basmaya başladı. Belki de bu videoyu yayınladığımda artık doğumum gerçekleşmiş olacak. Eğer öyle bir şey olursa kesinlikle videonun altında açıklama kısmında yazıyor olacağım. Oradan takip edersiniz. Ben neler koyacağım hastane çantama, onları size göstereceğim. Doktorumuzla ve hemşiremizle görüştüm. Neler lazım olacağını onlardan da bir kez daha duydum. Ve eksikliklerimi ona göre tamamladım. Artı bir de internetten araştırdığım bilgilere göre onları hazırladım. İlk önce bebeğimize neler lazım olacağını onu paylaşacağım sizinle. Bana hemşirenin söylediği bebek için 4 takım kıyafet alın dedi. İlk önce bir tanesini zaten doğduğu anda giydirecekleri kıyafet olacak. Ben de bunu nasıl bir şey tercih edeyim diye açıkçası düşündüm. Bence beyaz her zaman en iyisidir, en güzeldir diye düşünerekten böyle bir tane beyaz tulum, body, zaten eldiven söylediler. Eldiven zaten tulumum var. O yüzden ekstra bir eldiven koymayacağım. Bir tane şapkası ve bir tane çorap. Ben bu şekilde koydum. Bunu dediğim gibi ilk doğduğu zaman giydireceğimiz kıyafeti olacak. Daha sonra odada giydirebileceğimiz kıyafet olarak ise 3 takım istediler bizden. Ben de aynı şekilde 3 tane olacak şekilde, birisi yine aynı şekilde zıbın, üstüne tulum, bir de şapkası çorabı olacak. Sonra bana dediler ki 10 tane yanınıza bez alın. Ben de Prima'nın yeni doğan göbek bağına uyumlu olacak bezlerden aldım. 10 adet bez var burada. Ve bir tane de ne olur ne olmaz alt açma bezi aldım yanımıza. Bilmiyorum, bunu istemediler bizden. Ama ben yine de yanımıza aldım bir tane. Zaten tek kullanımlık olanlardan. 2 tane önlük aldım yanıma. 2 tane de ağız bezi aldım. Ben belki bebek dolabını düzenlerken videomda izlemişsinizdir. Bir tane havlu şeklinde ağız bezi almıştım. Bir tane de penye şeklinde. Bir tane de şöyle müslüm bezi aldım. Bunu da Ikea'dan almıştık. Ben çok sevdim bu arada bunu, size söyleyeyim. Eğer müslüm bezi alacaksanız Ikea'dakilere bakabilirsiniz. Kullanıcı tabii ki fikirlerimi sizinle daha detaylı bir şekilde paylaşacağım. Ama şimdilik bana gayet yumuşacık, böyle güzel bir kumaşı olan müslüm bezi olarak geliyor. Daha sonra bana dediler ki 3 tane battaniye al. Bir tanesi en ince, orta ve kalın olacak şekilde. Şimdi hastanede belki odalar sıcak olur dediler. O yüzden en inceyi al dediler. Ortayı işte doğduktan sonra hemen sarmak için söylediler. Bir de en kalını da hastaneden çıkardığımız zaman üzerini örtmek için, sarmamız için söylediler. Ben de dedim ki zaten ben astronot tulum aldım yanıma. Şimdi şöyle, ben 1, 2 ve 3... Aynı şekilde 3 tane battaniye aldım yanıma. Ama bunun 3'ünü de götürecek miyim şu anda bilmiyorum. Biraz kararsız kaldım. Dediğim gibi zaten ben hastane çıkışı için bu astronot tulumu aldım. Yani bu gayet yeterli olacaktır. Yani havaların o kadar soğuk olacağını düşünmüyorum. Bir hafta içinde havalar o kadar soğumaz diye tahmin ediyorum. Ama yine de ne olur ne olmaz tahminim, ben yine 3 tane battaniyeyi yanıma alacağım. Ondan sonra gelelim bakım ürünlerine, bebeğin bakım ürünlerine. Bakım ürünü olarak bana söylenen şey ıslak mendil al yanına bebek için. Aynı şekilde bir tane Prima'nın ıslak mendilini aldım. Daha sonra bebek için pişik kremi. Ben onu getirmeyi unutmuşum. Hemen getiriyorum. Bebek için pişik kremi söyledi hemşire hanım. Ben de o yüzden bir tane de bebek için pişik önleyici krem aldım yanıma. Bakım ürünü olarak bebek için sadece bunları söylediler. Ha, bir de şu var. Bebek temizleme pamuğu. Ben bunu almamıştım. Bugün geldi, kargo ile sipariş vermiştik. Böyle deneme amaçlı hepsi buradan bunu aldım. Umarım memnun kalırız. Hani bunu tahminim işte yüzünü gözünü falan silmek için kullanılacak diye düşünüyorum ama tam olarak da sormadım. Mesela burada emziğini, yüzünü, kulağını, işte altını, gözünü ve oyuncaklarını silmek için kullanmışlar. Tahminim o yöndedir. Biz de o şekilde kullanırız diye düşünüyorum. İhtiyacımız oldukça da sonra başka markaları da deneriz. Şimdilik böyle
İpek markasının bebekler için olan büyük boy pamuklarından aldım. Kendim için bakım ürünlerini de söyleyeyim. Ondan sonra kendim için aldığım kıyafetleri göstereyim size. Bu Silverette markasının göğüs kapaklarını almıştım ben. Belki görmüşsünüzdür alışveriş videolarımın bir tanesinde. Bunu ben kullanmaya başladım bu arada. Onu size söyleyeyim. Zaten doğuma 2 hafta kala bir süreçte kullanmamız gerekiyormuş bunu. Günde işte 1-2 saat falan gibi ben takıyorum. Ama bilmiyorum neden ama aranızda kullananlar varsa benimle yorumunuzu paylaştığınızda çok mutlu olurum. Ben de biraz kaşıntı yaptı göğsümde. Çok fazla böyle takamadım. Belki işte terlettiği için mi artık orası havasız kaldığı için mi ondan dolayı mı? Umarım iyi gelir. Benim için sıkıntı yaratmaz. Hani alerjik bir durum yaşamam. Eğer öyle bir şey olursa da zaten bir sonraki videolarımda sizinle fikrimi paylaşırım. Şu anda kullanmaya başladım dediğim gibi. Aynı şekilde hastane içinde yanıma alacağım bunu. Hemşire hanımın söylediği bir tane şey de Lancinoh markasının bu göğsücü kremini aldım. Ben normalde açıkçası göğüs kapağını aldıktan sonra buna ihtiyacım olmayacağını düşünüyordum. Ama hemşire hanım almamı söyledi. Ben de Hepsi Burada'dan bunu da sipariş ettim. Bir de bu klasik göğüs pedi. Bunlar biliyorsunuz böyle eğer süt fazla gelirse ya da işte emzirdikten sonra işte sütyene bulaşmaması için kullanılan bir şey. Birazcık kutusu yıpranmış bir şekilde geldi ama sorun değil. Sonuç olarak bunlar böyle hijyenik pedlerin içerisine geliyor. Bu kutunun hepsini almayacağım. Sonuç olarak bir gün kalacağım hastanede ve 3 tane böyle paket bir şekilde alacağım. Sadece kutuyu size göstermek için aldım yanıma. Gördüğüm kadarıyla en uygun fiyatlısı buydu. Açıkçası böyle pamuğa da çok fazla para vermeye gerek yok bence. Hepsi aynı işi görüyor. O yüzden bunu aldım. Sonra hemşire hanımın söylediği şeylerden bir tanesi de Depend'in aslında o kiloklu işte loose şeyleri falan var ya, yaşlı hastalarda kullanılan pedler. Ondan söyledi. Ben dedim Kotex aldım. O olur mu? Olur dedi. Ben de o yüzden açıkçası değiştirmedim. Yine yanıma Kotex aldım. Bu da doğumdan sonra ihtiyacımız olacak olan şeylerden bir tanesiymiş. Bebeğimiz için ıslak havlu aldım. Bir de kendim için aldım böyle Migros'un ıslak havlusunu. Ben doğumdan sonra akşam hemen duş alırım diye tahmin ediyorum inşallah bir sıkıntı çıkmazsa. O yüzden böyle yanıma kendi şampuanımı ve duş jelini küçük bir kaplara boşaltıp bu şekilde yanıma aldım. Eğer siz isterseniz almayabilirsiniz. Tahminim hastanede vardır. Böyle bir bakım çantası ve makyaj çantası yaptım kendime. Bakım çantası olarak işte içerisinde göz kremimdir, işte yüz nemlendiricisi, sonra serum, makyaj temizleme mendili, sonra makyaj temizleme kremi. Bu tarz şeyler aldım. Bunlar da sizin zaten kendi siteğinize kalmış bir şey. Makyaj yapacaksanız yanınıza alın. Yapmayacaksanız zaten almanıza da gerek yoktur. Makyaj malzemesi olarak da çok fazla bir şey almadım. Gerçekten almadım. İşte fondöten aldık. İşte hafif, zaten çok böyle koyu bir makyaj yapan birisi değilim. Hafif böyle bir makyaj yaparım. Yüzümü renklendiririm. Çünkü fotoğraf çekimi olacak sonuç olarak. Oğlumuzla fotoğraf çekineceğiz. Birazcık süslenelim. Sonra işte bakımsız görmesin bizi. Önemli olan şeylerden bir tanesi de çoraptı. Ben 3 çift çorap aldım yanıma. O dönemde işte hastane soğuk olabiliyormuş. Yani zaten ben çorapsız gezen bir insan değilim. Yaz kışı hiç fark etmez. 3 çift çorap aldım yanıma. Bunu da bu arada hemşiremiz söylemişti zaten. Ben de 3 çift yanıma aldım. Daha sonra fotoğraf çekimi için kendime kıyafetler aldım tabii ki. Açıkçası ben böyle hani şık bir şeyler, elbiseler, süslü püslü bir şeyler, işte taçlar falan o tarz bir şey hiçbir şey yapmayacağım. O da süsleme diye bir şeyim de yok. Yani ben sevmiyorum. Yani benim tercihim değil. Doğal olmaktan yanayım. Bilmiyorum hani doktorumuz da söyledi işte hani tacını falan aldığı geldi dedi. Dedim ya ben yapmayacağım yani ben böyle sade anne olacağım herhalde. Daha hamileyken Zara'dan bir tane indirimde pantolon görmüştüm. Hiç giymedim. Dün denedim. Dedim acaba bacaklarımla hani geçecek mi? Göbeğim önemli değil de ondan sonra zaten gidecek. Ondan sonra dedim acaba olacak mı üzerime? Denedim. Oluyor. Sıkıntı yok. Bir tane pantolon aldım kot yanıma. Sonra 2 gün önce işte bu gözlük alışverişimize gittiğimiz zaman
H&M'den böyle bir kazak aldım. Yani bunu çok sevdim. Hem rahat, sonra da giyebileceğim bir kazaklardan. Bunu çok sevdim kumaşını. Eşim de beğendi. Hatta eşim için de baktık da böyle kumaşta bir kazaklar varsa ben de alayım dedi. Gerçekten çok rahata benziyor. Ki denediğim zaman da öyleydi. Ben normalde böyle kazaklarımı, tişörtlerimi falan uzun tercih ediyorum. Yani eşim de öyle istediği için açıkçası öyle yapıyoruz. Bu birazcık şey, kısa geldiği için ben oversize olsun diye böyle large beden aldım. Bu bana birazcık büyük aslında ama benim hoşuma gitti. Üzerimde de güzel durduğu için sıkıntı yok. Sonra bir tane de böyle bluz aldım. Bunun kolları böyle farklı bir şekilde, fırfırlı. Artık fotoğraf çekimlerimizde üstümde görürsünüz zaten. Gelelim pijamaya. Ben açıkçası evdeki takımlarımdan, pijamalarımdan alırım diye düşünüyordum ki. Sonra onların düğmeli olmadığını fark ettim. Emzirirken de böyle hastane ortamında özellikle hiç rahat olmayacağını düşünerek iki tane böyle düğmeli, kolay bir şekilde hani açılıp kapanabilecek pijama aldım kendime. Bunları da kesinlikle çok fazla para vermedim. LCY2'den aldım ki gayet de hoşlar. Bunların da eğer linkini bulabilirsem açıklama kısmına paylaşırım. Hatta fotoğraflarını da koyarım buraya eğer bulabilirsem. Söz vermeyeyim şimdi. İki tane böyle gördüğünüz gibi şuradan düğmeleri var. Pantolonu da böyle. Bir de kısa kollu olacak şekilde. Bu da aynı şekilde düğmeli. Altı koyu bir şekilde aldım. Çünkü doktorumuz da öyle söyledi. Hani altını koyu renkli tercih edersen daha iyi olur. Kanamalar falan olabiliyormuş. O yüzden benim tercihim de altı koyu bir şekilde oldu. Ve bir tane de yanıma ne olur ne olmaz bir hırka aldım. Bunu da artık odada üşür müyüz yoksa işte sıcak mı olur bilemiyorum. Ben yine de yanıma almak istedim. Hastanede normalde havlu veriyorlar bu arada ama bana hemşire dedi ki, bu arada hemşire de haftaya çarşamba doğum yapacak yani. Bilmiyorum artık benim doğuma girebilecek mi giremeyecek mi. O da kendisi için hazırladığı şeyleri söylüyor. Yanında bir tane havlu al dedi. Hem de ne olur ne olmaz. Normalde hastanede havlu veriyorlar. Sen yine yedekte bir tane bulundur dedi. Ben de aynı şekilde bir tane ne olacak yani. Hani yanıma beyaz bir tane yüz havlumuzdan aldım. Bunu da koydum böyle çantamızın içerisine. Ha bir de eşim tabii. Eşimi unutmadım. Dedim ki sonuç olarak yanımda kalacaksın. Ve onun için de böyle giyebileceği, rahat odada takılabileceği pijama tarzı şeyler aldım. Bir tane tişört, bir tane de böyle eşofman altı aldım. Ama tabii ki o da fotoğraf çekimi için ayrıca kıyafetler alacağız. Ona daha karar veremedik. O da sizin tercihinize kalmış bir şey. Bizim de aynı şekilde. Eşim artık karar verdikten sonra onu da bavula alırız, yerleştiririz. Doğumhane için bir tane yıkanabilir terlik istediler benden. Ben de açıkçası evde ne varsa onu almayı tercih ettim. Gidip sıfırdan terlik almadım. Evde böyle kullandığım terlik vardı. Hastanede kullanırım. Geldikten sonra işte makineye atarım, yıkarım. Yani hiç sıkıntı değil. Hastanede giydiğim için. Ben bunu tercih ettim. Bir tane de dediğim gibi böyle kapalı bir terlik aldım yanıma. Sonra şu bebeğimizin pusetini alacağız yanımıza. Altını almayacağım açıkçası. Ona ihtiyacımız olacağını da düşünmüyorum. Bunu alıyorum yanımıza. Bir de bu emzirme yastığını alacağım. Yani bunu da bana söylemediler ama sonuç olarak inşallah yani sütten yana bir problemimiz çıkmazsa bebeğimizi emzirdiğimiz zaman rahat etmek isterim. Bebeğim de aynı şekilde rahat etsin istiyorum. O yüzden muhtemelen ben bunu da yanıma alacağım. Hatta bugün bavulumuzu hazırlayıp arabanın arkasına koymayı düşünüyoruz. O kadar. Şimdi ben bunları paketleme kısmına geçeceğim. Onları yaparken açıkçası konuşmayı düşünmüyorum videoda. O yüzden videomu sizin için burada sonlandırayım ve hızlı hızlı nasıl paketleyeceğimi, işte üzerlerine yazıları yazacağım. Onları hepsini sizinle paylaşacağım. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Sizler için fikir olmuştur. Çok fazla uzatmadığımı umut ediyorum. Umarım öyle olmuştur ama bence bir 10 dakikadır konuşuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Aranızda hamile anneler varsa umarım siz de kolaylıkla, güzel bir şekilde evladınızı, çocuklarınızı kucağınıza alırsınız. Biz de aynı şekilde. Artık gerçekten çok böyle heyecanlandık. Heyecanla bekliyoruz. Hep böyle güzel heyecanlarımız olsun tabii ki.
Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi her şeyi paketledim ve üzerlerine yazdım. Bunları aslında yazma sebebim, mesela ben kalkamam, eşim bir şeyler arar, işte neyin nerede olduğunu bilmesi için açıkçası yaptım. Eşim sonuç olarak yanımda olacak. Üzerlerinde hepsinin yazıyor. Mesela buna ne yazmışım? Hastane çıkış kıyafeti artı bir de fotoğraf çekiminde kullanacağım kıyafetmiş. Bunları paketlemedim. Kendi dışarıda giyeceğim kıyafetler fotoğraf çekiminde. Ama geri kalan her şeyi paketledim. Üzerlerine yazdım. Ve bu şekilde hem hijyenik olmuş olacak. Kullanmadığımı bu şekilde geri getirip dolaba yerleştireceğim. Ve ziyan olmuş olmayacak. Yani kirlilerle temizler karışmayacak. Bu arada yanınıza kirli bir poşet almayı da unutmayın. Ben yanıma alacağım aklımda. Kirlileri direkt o poşetin içerisinde biriktiririm. Şimdi bavulun içerisine yerleştireceğim. Böyle bir bavul aldım ben. Orta boy. Hem oğlumuzun hem kendi kıyafetimizin hem de babamızın kıyafetini onun içine yerleştireceğim. Şimdi sizinle de paylaşacağım. Evet, gördüğünüz gibi ben tek bavula sığdım. Açıkçası bu bavulun boş kalacağını düşünüyordum ama yetmedi bile diyebilirim. Yani zar zor yerleştirdim. Tabii birazcık sıkıştırsam aslında bayağı daha rahat olacak ama ben de sıkıştırmak istemedim. Böyle geniş geniş koymak istedim hepsini. Bazı mesela pamukları falan yarıya böldüm. Belki videoda fark etmişsinizdir. Çok fazla zaten yanıma almaya da gerek yok. Evet, bavulumuz da bu şekilde oldu. Ben videomu burada sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizler için de fikir olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.